10th lesson 10. ders Self learning English First book Kendi kendine İngilizce öğrenme 1. kitap Yazan ve seslendiren İngilizce öğretmeni Halil Köseler Questions and answers Sorular ve cevaplar Bu dersimizde sizlerle soru cevap alıştırmaları yapacağız. Önce bazı yeni kelimeler öğreniyoruz. Tabii her zamanki gibi kelimelerin İngilizce yazılışlarını ve Türkçe anlamlarını defterimize yazmayı unutmuyoruz. Ayrıca her kelimenin İngilizcesini benden sonra mutlaka siz de tekrarlıyorsunuz. Başlayalım. Tall. Tall. T-A-L-L. Tall. Uzun. Daha çok boy uzunluğu için kullanılıyor. Long. Long. L. O, N, G, long, uzun, short, short, S, H, O, R, T, short, kısa, sad, sad, S, A, D, sad, üzgün, well, well, W, E, double L, well, E, bad, bad, B-A-D, bad, kötü, ill, ill, I, double L, ill, hasta, tired, tired, T-I-R-E-D, tired, yorgun, rich, rich, R-I-C-H, rich, zengin, poor, poor, P-O-O-R, poor, fakir, yoksul, complicated, complicated, C O M P L I C A T E D complicated karmaşık drunk drunk D R U N K drunk sarhoş strong strong S T R O N G strong güçlü kuvvetli weak weak W E A K weak zayıf patient patient P A T I E N T patient sabırlı impatient impatient I M P A T I E N T impatient sabırsız come come C A L M come sakin married married M A double R I E D married evli single single S I N G L E single bekar divorced divorced D E V O R C E D divorced boşanmış engaged engaged E N G A G E D engaged nişanlı so much so much S O aralık M U C H so much çok fazla problem
Problem. P-R-O-B-L-E-M. Problem. Problem. Sorun. Wind. Wind. W-I-N-D. Wind. Rüzgar. Present. Present. P-R-E-S-E-N-T. Present. Mevcut. Hediye. Absent. Absent. A-B-S-E-N-T. Absent. Mevcut değil. Yok. Hungry. Hungry. H-U-N-G-R-Y. Hungry. Aç, acıkmak. I'm hungry dediğimiz zaman acıktım demiş oluyoruz. Are you hungry? Acıktınız mı? Aç mısınız? Thirsty. Thirsty. T-H-I-R-S-T-Y. Thirsty. Susamak, susuz. I'm thirsty dediğim zaman ben susadım anlamına geliyor. Are you thirsty? Susadınız mı? Alive. Alive. A-L-I-V-E. Alive. Canlı. Dead. Dead. D-E-A-D. Dead. Ölü. Early. Early. E-A-R-L-Y. Early. Erken. Late. Late. L-A-T-E. Late. Geç. Busy. Busy. B-U-S-Y. Busy. Meşgul. Are you busy? Meşgul müsünüz? I am busy. Meşgulüm. Free. Free. F-R-E-E. Free. Serbest. Boş. Özgür. Are you free? Serbest misiniz? Are you free today? Bugün boş musunuz? Serbest misiniz? In love. In love. I-N aralık L-O-V-E. In love. Aşık. Are you in love? Aşık mısınız? I am in love. Aşığım. Man. Man. M-A-N. Man. Adam. Erkek. Woman. Woman. W-O-M-A-N. Woman. Kadın. Bu kelimelerin çoğul şekli sonuna S getirilerek yapılmıyor. Man. M-A-N şeklinde yazıldığı zaman adam. Men. M-E-N şeklinde yazıldığı zaman adamlar oluyor. Woman. W-O-M-A-N şeklinde yazıldığında kadın. Women. Women. W-O-M-E-N şeklinde yazıldığında kadınlar oluyor. Women. Woman, kadın. Women, kadınlar. Angry. Angry. A-N-G-R-Y. Angry. Kızgın, öfkeli. Are you angry? Kızgın mısınız? Kızdınız mı? Yes, I am angry. Evet, kızgınım. No, I am not angry. Hayır, kızgın değilim. Nervous. Nervous. N-E-R-V-O-U-S. Nervous.
sinirli. Sure. Sure. S-U-R-E. Sure. Emin olmak. Are you sure? Emin misiniz? Yes, I am sure. Evet, eminim. No, I am not sure. Hayır, emin değilim. Ticket. Ticket. T-I-C-K-E-T. Ticket. Bilet. Passport. Passport. P-A-S-S-P-O-R-T. Passport. Pasaport. Bird. Bird. B-I-R-D. Bird. Kuş. Briefcase. Briefcase. B-R-I-E-F-C-A-S-E. Briefcase. Küçük çanta. Suitcase. Suitcase. S-U-I-T-C-A-S-E. Suitcase. Bavul. Class. Class. C-L-A-S-S. Sınıf. Ders. Classroom. Classroom. C-L-A-S-S-R-O-O-M. Classroom. Dershane. Sınıf. Closed. Closed. C-L-O-S-E-D. Closed. Kapalı. Evet, kelimelerimiz bu kadar. Şimdi soru cevap alıştırmalarına geçebiliriz. Karşımızdaki bir kişiye kendisiyle ilgili bir soru sorarken sorularımıza are you şeklinde başlayacağız. Şimdi örneklere dikkat edin ve cümlelerin İngilizcesini benden sonra siz de tekrarlayın. Are you tall? Are you tall? Siz uzun musunuz? Uzun boylu musunuz? Are you short? Are you short? Siz kısa mısınız? Kısa boylu musunuz? Are you sad? Are you sad? Siz üzgün müsünüz? Are you happy? Are you happy? Mutlu musunuz? Are you ill? Are you ill? Hasta mısınız? Are you fine? Are you fine? İyi misiniz? Are you tired? Are you tired? Yorgun musunuz? Are you rich? Are you rich? Zengin misiniz? Are you poor? Are you poor? Fakir misiniz? Şimdi vereceğim kelimelerle siz bu şekilde sorular sorun. Strong. Are you strong? Kuvvetli misiniz? Weak. Are you weak? Zayıf mısınız? Şimdi sıra sizde. Patient. Impatient. Married. Single. Divorced. Engaged. Happy. Ill. Hungry. Thirsty. Late. Early. Busy. Free.
Bu tür sorulara olumlu cevap vermek istiyorsak kısa olarak yes, I am. Olumsuz cevap vermek istiyorsak no, I am not şeklinde cevap verebiliriz. Şimdi örneklere dikkat edin. Are you tall? Uzun boylu musunuz? Yes, I am. Evet. Are you short? Kısa boylu musunuz? No, I am not. Hayır, değilim. Are you sad? Üzgün müsünüz? No, I am not. Hayır, değilim. Are you happy? Mutlu musunuz? Yes, I am. Evet, mutluyum. Are you ill? Hasta mısınız? No, I am not. Hayır, değilim. Are you fine? İyi misiniz? Yes, I am fine. Evet, iyiyim. Are you tired? Yorgun musunuz? No, I am not tired. Hayır, yorgun değilim. Şimdi soracağım birinci soruya olumlu, ikinci soruya olumsuz. Daha sonra sırayla bu şekilde cevaplar verin. Are you rich? Are you poor? Are you drunk? Are you patient? Are you impatient? Are you married? Are you single? Are you divorced? Are you engaged? Are you hungry? Are you thirsty? Are you late? Are you early? Are you busy? Are you free? Are you in love? Bu sorunun Türkçesini anlayabildiniz mi? Are you in love? Aşık mısınız anlamına geliyor. O anlamındaki he, she, it kelimeleriyle soru sorarken bu kelimelerden önce tekil oldukları için is yardımcı fiilini getireceğiz. Daha önce öğrendiğiniz gibi he erkekler için o, she bayanlar için o, it genel olarak bütün nesneler için o anlamında kullanılıyor. Şimdi bu kelimelerle soru cevap çalışmamıza devam edelim. Is he tall? Is he tall? O uzun boylu mu? Is she ill? Is she ill? O hasta mı? Is it hungry? Is it hungry? O aç mı? Is it thirsty? Is it thirsty? O susuz mu? Is he tired? Is he tired? O yorgun mu? Is she sad? Is she sad? O üzgün mü? Bu tür sorulara olumlu cevap vermek için yes, he is. Yes, she is. Yes, it is şeklinde ifadeler kullanıyoruz. Eğer olumsuz cevap vermek istersek no, he isn't. Ya da no, he is not. No, she isn't. No, she is not. No, it isn't. No, it is not şeklinde cevaplar veriyoruz. Is he tall? Is he tall? O uzun boylu mu? Yes, he is. Evet. Is she ill? Is she ill?
O hasta mı? No, she isn't. Hayır, değil. Is it hungry? Is it hungry? O aç mı? Yes, it is. Evet. Is it thirsty? Is it thirsty? O susuz mu? No, it isn't. Ya da no, it is not. Hayır, değil. İstersek sorulara daha uzun cevaplar da verebiliriz. Is he tired? Is he tired? O yorgun mu? Yes, he is tired. Evet, o yorgun. Is she happy? Is she happy? O mutlu mu? Yes, she is happy. Yes, she is happy. Evet, o mutlu. Is it late? Is it late? O geç mi? No, it isn't late. No, it isn't late. Hayır, geç değil. Aslında is it late sorusunu Türkçe'ye vakit geç mi şeklinde çevirmemiz gerekir. Is he in love? O aşık mı? Yes, he is in love. Yes, he is in love. Evet, o aşık. Şimdi sıra sizde. Soracağım sorulardan birine olumlu, diğerine sırayla olumsuz cevap vereceksiniz. Is he patient? Is she impatient? Is it complicated? Is it late? Is she angry? Is he nervous? Is she in love? Is he happy? Bu tür soruları isimleri kullanarak da sorabiliriz. Is Suna ill? Is Suna ill? Suna hasta mı? Is Hikmet happy? Is Hikmet happy? Hikmet mutlu mu? Is Mary tired? Is Mary tired? Mary yorgun mu? Is Mehmet engaged? Is Mehmet engaged? Mehmet nişanlı mı? Bu tür sorulara cevap verirken genellikle isimler erkekse he, bayansa she kelimesini kullanarak cevap vereceğiz. Is Mehmet happy? Mehmet mutlu mu? Yes, he is. Evet. Is Mary tired? Mary yorgun mu? Yes, she is. Evet. Is Ali late? Ali geç mi? Yes, he is late. Evet, o geç. Is Bekir married? Bekir evli mi? Yes, he is married. Evet, o evli. Is Ümit patient? Ümit sabırlı mı? Yes, he is patient. Evet, o sabırlı. Şimdi de sorulara olumsuz cevap verelim. Is Ali tired? Ali yorgun mu? No, he isn't. Hayır, değil. No, he isn't tired. Hayır, yorgun değil. Is Mehmet ill? Mehmet hasta mı? No, he is not. Hayır, değil. No, he is not ill. Hayır, hasta değil. Is Ümit impatient? Ümit sabırsız mı? No, he isn't. Hayır, değil. No, he isn't impatient. Hayır, o sabırsız değil. Onlar anlamına gelen
they kelimesiyle sorulan sorularda ve cevaplarda çoğul yardımcı fiil olan are kelimesi kullanılır. Are they tall? Are they tall? Onlar uzun boylu mu? No, they aren't. Hayır, değil. No, they aren't tall. No, they aren't tall. Hayır, onlar uzun boylu değil. Are they tall? Onlar uzun boylu mu? Yes, they are. Evet. Yes, they are tall. Evet, onlar uzun boylu. Are they thirsty? Are they thirsty? Onlar susuz mu? No, they are not. No, they are not. Hayır, değil. No, they are not thirsty. No, they are not thirsty. Hayır, onlar susuz değil. Are they thirsty? Are they thirsty? Onlar susuz mu? Yes, they are. Evet. Yes, they are thirsty. Evet, onlar susuz. Şimdi karışık olarak soracağım sorulara siz cevap verin. Önce yes ile başlayan hem kısa hem de uzun şekilde olumlu cevaplar verin. Örnekleri dinleyin. Is she ill? Yes, she is. Yes, she is ill. Are they tall? Yes, they are. Yes, they are tall. Is Hikmet hungry? Yes, he is. Yes, he is hungry. Evet, şimdi başlayalım. Are they happy? Is she fine? Are you tired? Are they rich? Is he poor? Is it complicated? Is he drunk? Are you patient? Is Ümit impatient? Are you married? Şimdi de soracağım sorulara no kelimesini kullanarak kısa ve uzun şekilde olumsuz cevaplar verin. Örnekleri dinleyin. Is he thirsty? No, he isn't. No, he isn't thirsty. Are you hungry? No, I am not. No, I am not hungry. Şimdi sıra sizde. Is he late? Are you busy? Are you free? Is he ill? Is she tired? Are you married? Are you hungry? Is Bekir late? Is she in love? Are you sure? Is it complicated? Şimdi de sorulara birbirine zıt anlamda iki kelimeyi kullanarak cevap verelim.
Bu tür cevaplarda iki cümle kullanacağız. Birinci cümle olumsuz, ikinci cümle olumlu olacak. Are you ill? Are you ill? Hasta mısınız? No, I am not ill. No, I am not ill. Hayır, hasta değilim. I am fine. I am fine. İyiyim. Are you sad? Are you sad? Üzgün müsünüz? No, I am not sad. No, I am not sad. Hayır, üzgün değilim. I am happy. I am happy. Mutluyum. Are you hungry? Are you hungry? Aç mısınız? No, I am not hungry. No, I am not hungry. Hayır, aç değilim. I am thirsty. I am thirsty. Susuzum. Is it complicated? Is it complicated? O karmaşık mı? No, it isn't complicated. No, it isn't complicated. Hayır, o karmaşık değil. It is easy. It is easy. O kolay. Is Ümit impatient? Is Ümit impatient? Ümit sabırsız mı? No, he isn't impatient. No, he isn't impatient. Hayır, o sabırsız değil. He is patient. He is patient. O sabırlı. Are you free? Are you free? Boş musunuz? No, I am not free. No, I am not free. Hayır, boş değilim. I am busy. I am busy. Meşgulüm. Şimdi de soracağım sorulara aynı şekilde siz cevap verin. Cevap verirken birinci cümle olumsuz olacak, ikinci cümle olumlu. Birinci cümlede soruda kullanılan kelimeyi, ikinci cümlede ise o kelimenin zıt anlamlısını kullanacaksınız. Örneklere dikkat edin. Is she tall? No, she isn't tall. She is short. Are you hungry? No, I am not hungry. I am thirsty. Şimdi sıra sizde. Are you sad? Are you ill? Are you patient? Is she strong? Is he married? Is Mary hungry? Is she old? Are you busy? Is Hikmet late? Dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek derste buluşmak üzere, hoşça kalın. See you next lesson. Goodbye.